Bir sonraki konumuz deneysel numune için bulduğumuz SE üstü, Endurance limitimiz. Bizi kullanarak bizim esas parçamızın SE'sini nasıl buluyoruz? Deminki soruda da söylediğim gibi eğer üzerinde bir yüzey işlemesi varsa mesela belli faktörlerle üretim çeşitliliği varsa parça üzerinde ya da geometrik değişiklikler varsa biz direkt deneyle hesapladığımız SE üstüne kullanamıyoruz. Onu belli katsayılarla çarpıp bizim esas parçamız için SE'yi belirlememiz lazım. Bunu yapmak için de bakın burada bir sürü katsayı var. Bunlara marine faktör deniyor. Ve bu faktörler deneysel olarak sayısal değerlere dökülmüş faktörler. Yani birçok deney yapılmış. Farklı işte yüzey işlemleriyle falan filan. Onlara göre katsayılar verilmiş. Bunlar genelde kaba size fikir verebiliyor SE değeri için. Burada bakarsanız işte bayağı bir değer var. KA dediğimiz Surface Condition Modification faktör demiş. Yani yüzeye bağlı. Mesela demin işte polish dedik değil mi? Onun gibi. KB dediğimiz size modification faktör. Boyuta bağlı. Hani boyutlar değişebilir. KC dediğimiz üzerindeki yüklemeye bağlı. KD dediğimiz sıcaklığa bağlı bir faktör. KE dediğimiz reliability. Yani bir aslında parçanın üzerindeki belirsizliklere bağlı bir şey. Yani güvenilirlik faktörü. KF dediğimiz de burada. Bunların dışında kalanlar. Diğer etkiler. Mesela önümüz dediğimiz diğer etkiler. Onu da verebilir soru. Ya da siz belli tablolardan bulabilirsiniz. Bunları çarparak bizim rotary beam test specimen endurance yani deneysel limitimizi de çarparak esas parçamızın limitini bulabiliyorsunuz. Bunları sırayla işleyelim. KA'ya bakacağız önce. KA'yı nasıl bulacağız? Diyor ki bu KA'yı bulma teorisi ya da metodu bizim yüzeylerde aslında stresler daha yüksek. Yüzeyde stres daha yüksek olduğuna göre yüzeydeki farklılıklar bizim stresimizin artmasına, azalmasına sebep olabilir ve stres konsantrasyonları oluşturabilir. Orada tabii crackler olabilir stresler yüksekse ve dolayısıyla yüzeyden yorulma başlama ihtimali daha yüksek olur. O yüzden belli bir faktörle çarpıp yüzey işleminin etkisini dahil edebilmemiz gerekiyor. Bunu şu formülle vermişler. Bakın SUT yani bizim malzememizin ultimate strength'i A ve B katsayıları var belli. Buradaki AB bir önceki konudaki AB ile aynı değil, farklı. Bu AB katsayıları çarparak KA'yı buluyorsunuz. Sonra KA'yı götürüp şurada yerine yazıp SE üstüyle çarpıyorsunuz aslında. Peki bu A ile B'yi nasıl buluyoruz? Onun için bir tablo var bakın. Tablo elinizin altında bulacak. Soru size mesela ground deniliyor ya da taşlama deniliyor buna. Hani yüzeye bir taşlama yapıldıysa o zaman şu faktör A'yı megapascal cinsinden 1.58 alıyorsunuz. Bu A faktörü şuradaki. B faktörü de şurada. Onda -0.085 alıyorsunuz mesela. Eğer işlenmiş deniyorsa ya da soğuk çekme varsa o zaman şu değerleri alıyorsunuz. İşte sıcak çekme varsa şu değerleri alıyorsunuz. Dövme varsa şu değerleri alıyorsunuz mesela AB için. Bunların dışında diğer şeyler de olabilir. O zaman ona göre tablo yine veririz. Bu kadar basit aslında. Bunları kullanıp şuradan K'yı bulacaksınız. K'yı buraya yazıp SE'yi bulacaksınız. Yani yüzey faktörü bu şekilde. Diğerlerine geçelim. KB dediğimiz boyut faktörü. Bir de ona bakalım şimdi. Şimdi boyut faktörü dediğimiz aslında bizim parçamızın boyutu. Ve genelde biz yorulmayı mil tarzı böyle silindirik dönen parçalarda yaptığımız için daha çok kitabımızda onlar üzerine odaklanmış. Yani oradaki faktörler üzerine. Sınavlarda zaten ya da size soracağım sorularda yine bu şekilde kitabınızın odaklandığı yerden soracağız size. Şimdi burada diyor ki boyutu daha büyük parçalar daha geniş yüzey alanına sahip. Dolayısıyla yüzey alanı genişleyince stres seviyeleri de artıyor. Ve crack başlangıcı da ihtimalde artıyor aslında bu durumda. O yüzden bir size faktör belirlememiz lazım. Deneysel datalar vermişler bakın burada. Şu inçler önemli değil. İlk iki satırı umursamayın çok fazla. Çünkü biz daha çok milimetre üzerine çalışacağız. Onun üzerine çizebiliriz. Şöyle. Bizim için önemli olan şu alt ikisi. Diyor ki bize bakın eğer bizim çapımız bir shaft varsa burada. Çapımız 51 milimetre ile 2.79 milimetre arasındaysa şu formülü kullan diyor. 1.24 D üzeri 0.107. Çapımız 51'den büyükse şurada 51'de. 51'den büyükse ve 254'den küçükse de 1.51 D üzeri -0.157 bunu kullan. Yani şu ikisini kullanacağız. Yine bu formüller elinizin altında olacak. Çözmek istediğinizde direkt buradan alıp kullanacaksınız. Sadece D'yi bulmanız lazım. Ya da D'yi soru veriyor olması lazım. Genelde tasarım problemlerinde D sizin elinizde yoktur. O zaman ne yaparsınız? İşte D mesela şu aralıkta olsun dersiniz. Bir işlem yaparsınız. Sonuç doğru çıktıysa karşılaştırma yapıp o zaman tamam D'yi doğru demektir. Değilse bir de şu aralığa geçersiniz. Onunla ilgili soruda çözeceğim zaten. Şimdi bu ne için geçerli ama o da önemli. Şu
KB'yi bu sınırlarda ya da bu şartlarda bulmanız için şaftınızın üzerinde ya da parçanızın üzerinde bending ya da bending ve torsion, hani ikisinden biri olması lazım yükleme olarak. Yani bir bending yüklemesi ya da torsion, tork şeklinde yükleme olması lazım. Ama her zaman bunlar olmayabilir. Eksenel yükleme de olabilir. Eksenel yükleme için bakın boyutun bir etkisi yok. Direkt bir alıyorsunuz. Yani eksenel yükleme yoksa, bending ya da torsion varsa şunu kullanıyorsunuz. Eksenel yükleme varsa bir alıyorsunuz. Şimdi bu 6-20 sadece bizim dönen ve dairesel çaplar için geçer. D dediğimiz dairesel sonuçta, çembersel bir çap. Eğer dairesel çapımız yoksa o zaman ne yapacağız? Yani round değilse. O zaman sanki daireselmiş gibi bir equivalent diameter belirleniyor. Onu da şöyle yapıyoruz. Bizim şöyle bir şaftımız olsun diyelim. Bunun şu alanı A olsun, profil alanı. Uzunluğu da L olsun. Bunun üzerinde olan maksimum gerilmenin %95'inin üzerinde biz stresle parçayı yüklediğimizdeki hacim. Burada L çarpı alan, şöyle L çarpı alan diyebiliriz. Bir de aynı hacimdeki dönen beam spesimen varmış gibi düşünüyoruz. Yani sanki aynı hacimde başka bir, hani şu sol taraftaki round ya da dönen bir parçamız yok. Burası round değil. Sağ tarafta ise dönen. Ona eşitlemeye çalışıyoruz. Onun da alanı A olsun. Bugün boyutu uzunluğu L olacak aslında. Bizim için önemli olan şu A değişiyor. Çünkü profil değişiyor. L olmadığı için burada şurada o değişecek. Burada L'ler gittiği için A 95 sigma eşit A oluyor aslında. Bizim esas parçamızın A'sı buna eşit oluyor. Ve burada şu A 95'i nasıl biliyoruz? Böyle bir formül var. D kare bakın. Direkt bizim solid ya da hollow round section D'miz ve eksi 0.95 D'miz. Bunların karelerinin farkı pi bölü 4. Yani bir alan yine bu. Bu direkt şu formül geliyor. A 0.95 bizim round için. Sanki bir D'miz var gibi düşünüyoruz. Bir de solid ya da hollow, hani başka bir cross section'ımız varsa bunun efektif çapı olacak şurada. Şurada E'si olacak bunun. D efektif diyelim. Bu D efektifle şu birbirine eşit olacak aslında. Şöyle yuvarlak içine alalım. Bununla şunu birbirine eşitleyeceğiz. Bu ikisini birbirine eşitlerseniz şu DE'yi çekeceğiz. DE'yi bilmiyorum ben. DE'yi çektim. Benim bildiğim D cinsinden 0.370 DE diye bir formül geliyor. Dikdörtgen section'ın varsa da H çarpı B. Buradan da 0.0 HB geliyor. Yine buradan DE'yi benzer bir şekilde şu şekilde yapıyoruz. Yani şu ikisini bilmeniz lazım. Yine bunların formüllerini vereceğim. Yani diyeceğim ki non-rotating solid ya da hollow için şunu kullanın. Yani rectangular için şunu kullanın diye belirtiriz. Yani soruda size bu bilgiyi verir. Ona göre gerekli formülü kullanırsınız. Diğer cross-sectionlar için tablo 6-3'te verilmiş aslında. Direkt bu formüllerin aslında tablo 3'ü var. Direkt bu tablo 3'ü vermemiz kolay olur bizim için. Bakın burada round ise DE'miz 0.370'de. Dikdörtgen ise şu. U profil varsa şu formül. Bu varsa bu formül. Direkt bunları kullanacaksınız. Geri dönelim. Bunu nerede kullanıyorduk hatırlayalım. Bu D formülü aslında bizim şuradaki aralığı belirlemek için. Yani buradan bir DE çektiniz. Bu DE mesela şu aralıktaysa şu formülü kullanıp KB'yi hesaplıyorsunuz. Bu aralıktaysa bu formülü kullanıp KB'yi hesaplıyorsunuz. O yüzden bu D'yi buluyoruz aslında. Yani rectangular bir şeyiniz bile varsa bir D'ye bulacaksınız. O D'yi de gidip şurada yerine yazacaksınız. Oradan şurada. Oradan KB'yi çekeceksiniz. Sonra bu KB'yi götürüp şurada yerine yazacaksınız. S'i üstünden S'i bulmak için. Basitçe bu şekilde. Şimdi bir de KC'miz vardı. KC dediğimizde yükleme faktörü. Bakın yükleme faktörü de bizim parçamız üzerinde farklı yükleme varsa dolayısıyla farklı yorulma hasarları oluşabilir. O yüzden ona göre bir faktör belirlemişler. Özellikle bending en önemlisi bir kat sayısını almış ama diğerleri daha azaltmış şeyi. Yani axial ve torsion varsa bakın 0.85, 0.59 olarak belirlenmiş katsayılar. Bunları direkt KC olarak yerine yazıyorsunuz aslında. Mesela soru bize bending yüklemesi diyorsa direkt 1 yazıyorsunuz KC'ye. Torsion var diyorsa 0.59 yazıyorsunuz. Burada önemli olan şu formülasyon ductile materyaller için. For ductile materials. Aslında brittle için de benzer ama brittle için sadece şu axial'da farklılık var. Çok az bir farklılık var orada. Axial 0.9 for brittle diye. Torsion ve bending yine aynı. KC'yi buradan aldık. Bir de KD var. Aslında hepsi tabloları veya da formülleri var. Bunlar elinizin altında olacak. Bunları yerine yazıp basitçe çıkaracaksınız sonucu aslında. Çok zor değil. Temperature'da da işte sıcaklığımız kaçsa 20 dereceden 600 dereceye kadar hangi sıcaklıkta çalışıyorsa parça ona göre bir KD değeri var. KD dediğimiz burada şu ST-SRT'nin oranı. Yani bu direkt KD değeri aslında.
bakarsanız 1'den 0549'a kadar değişiyor bu. Hangi sıcaklıktaysa onu alırsınız. Arada bir sıcaklıksa arada lineer interpolasyon yaparsınız. Burada basit. Bunu termodinamik dersinde biliyorsunuz lineer interpolasyon yapmayı. O şekilde yapıp aradaki bir değer için şuradaki değeri bulabilirsiniz. Bu aslında tablodan bir polinom fiti de yapmışlar. Şurada gördüğünüz gibi KD'yi direkt şu fitten de bulabilirsiniz. Ama ben bunu vermeyeceğim size. Bu çünkü Fahrenheit cinsinden. Direkt şu tabloyu veririm. Tablodan lineer interpolasyonla istediğimiz sıcaklıkta istediğimiz KD değerini kolaylıkla bulabilirsiniz. KE var bir de son olarak. KE dediğimizde güvenlik faktörü. Şimdi bu güvenlik faktörü bölüm 1'de ya da 2'de bahsetmiştim. 100 tane çekme testi numunesi üretseniz, 100'ünü de çekseniz hepsinden aynı elastik modülü elde edemezsiniz. Mesela çok küçük farklar olur arasında. Dolayısıyla o çok küçük farklar sizin güvenilirliğinizi etkiliyor. Ve deneysel sonuçlarda işte belli bir tablo oluşturmuşlar. Mesela güvenilirliğiniz %50 ise bizim reliability faktörümüz 1. KE'yi direkt 1 alın demiş. Bu artabilir. Güvenilirliğimiz %99.999 olsun. Yani belirsizlik çok küçük burada. Neredeyse çok net sonuç alabiliyoruz gibi düşünebilirsiniz. O zaman KE'yi daha da düşürebiliyoruz. 0.620'yi. Yani elinizde şu tablo olacak. Reliability'leri soru verdiyse bu şekilde. Hangisini verdiyse onun karşısına gelen şu değeri alıp sonuca gideceksiniz basitçe. Bunun dışında son olarak da KF değerimiz var. KF'yi de artık ekstra bu yukarıda verilen E'ye kadar gelen K'ların dışında bir faktör verilirse size. Kalıntı gerilmesi faktörü verilebilir. Ya soğuk işlemden dolayı bir faktör verilebilir. Ya da K-Zartini, korozyon, surface condition, ekstra, cyclic frequency, korozyon gibi şeyler verilebilir yine. Bunlar için de bir KF ekleyebilirsiniz. Sonuçta formülümüzde bir de KF var şurada. Ekstra ekleyeceğiniz şeyler. Basitçe bunlarla çarpıyorsunuz, SE'yi buluyorsunuz. Bu kadar basit aslında.